9 günde ne yaşandığını adım adım hem takip etti hem de aktardı. Sizin tecrübeleriniz ne söylüyor? Aile artık köyde değil, Sinan da belirtti. E, ...ifade verilen bir yer var ama oradan farklı bir noktaya ifadeye götürülmüş. E, abisi e, görünen o bu noktada e, oklar ona çevrilmiş durumda. Annesinin ifadeleri vardı. E, o kaybolduğu gün Nari'nin evin arkasında... ...arkadaşlarıyla e, yapılanlara dair katıldığı bir televizyon programında. E, ne dersiniz? Bir DNA testi için İstanbul'a getirildiği bilgisi var. Diş izi e, önemli bir ayrıntı. Siz de hemen yayın öncesi o kısa sohbetimiz içerisinde bir cinayeti diş iziyle çözdüğünüzü de evet. aktarmıştınız, paylaşmıştınız. Nasıl işler o süreç? DNA mıdır yoksa başka bir durum mu vardır? Sizin tecrübeleriniz bu olayla ilgili evet. ne söylüyor merak ederiz. Tamam, anlatayım. Şimdi ben 2003 yılında Türkiye'de ilk defa diş izinden bir cinayet çözen kişiyim. İlk kez oldu bu. Şimdi prosedür şöyle yürür. O çocuğu buraya getirdiler. O çocuğun artık DNA alma şansları olabilir, çalışılabilir ama çok zordur. Çünkü o bölge yıkanmıştır, temizlenmiştir, dezenfekte edilmiştir. Yani ısırık aranı... Bir de onu kapatmak için sürekli görürmemesini sağlamak amaçlı. Çünkü sorgu da ortaya çıktığını söyledi şimdi arkadaşımız. Şimdi o bölgeden kolun olduğu bölgeden. Tek, Diyarbakır bunu yapamayabilir. Oranın adli tıpı bunu yapamayabilir. Buranın uzmanlığı burada. İstanbul adli tıpta. Şimdi çocuk buraya getirildi. O bölgenin fotoğrafları çekilerek o bölgenin diş kalıpları çıkartılacak şimdi. Normal diş kalıbını çıkaracaksınız. Muhtemelen çocuğun komutanımız da buradan yola çıktığını ben düşünüyorum. daraldı ifadesi. Evet oradan yola çıktığını düşünüyorum. Ee, çocuğun ağız diş kalıpları E nabızında muhtemelen vardır Çocukların sürekli taramalar oluyor O bölgelerde çok yapılıyor bu O taramalardan o diş kalıp Herkesin diş izi ayrıdır Parmak izi gibidir diş izi Çünkü ben bunu o dönem çalıştığımda Çapa Diş Hekimliği Fakültesi e, Dekanlığından Bununla ilgili rapor çıkartmıştım. Savcılar bile konuyu anlayamamışlardı o zaman. Çünkü emsali yoktu. Diş izinden nasıl olur? O zaman bana rapor verdiler ve çok iyi bildiğim için herkesin diş izi farklıdır. Parmak izi gibi. Parmak izi gibidir. Eğer ki dişte bir oynama yapılmadığı sürece yani dolgu yaptırabilirsiniz, dişle alakalı bir şey yaptırabilirsiniz o zaman değişebilir. Ama ağızdaki diş kalıbıyla koldaki diş kalıbı bile bir kalıbı çıkaracaklar şimdi koldan. O kalıpla çocuğun Diş İzlerini karşılaştıracaklar. Oturduğun bu iş bitti.